Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Kısa vadeli bir tepki yükselişine girdik arkadaşlar. Normalinde düşüşün biraz daha devam etmesi gerekir. Niye? Mesela takozun hedefine varılmadı ve kısa vadeli ayı bayrağının hedefine varılmadı arkadaşlar. Ve tepki yükselişine geçti. Şimdi nereler dirençtir? Oralara geleceğiz. İlk etapta arkadaşlar şöyle bir düşen trend çizebiliriz. Şu şekilde. Şöyle şu iki iğne ucunu aldık mı? Nereyi gösteriyor? 20.800 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Orası bizim ilk kısa vadeli direncimiz. Mesela hareketli ortalamaları açalım. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım, biraz karışık gelebilir. 4 saatlikte MA50 var, MA55 var. Tam da deminki çizdiğim düşen trendle paralel gidiyor arkadaşlar. Yani orası bizim ilk önemli direncimiz. Kısa vadeli düşen trend çizgimiz gördüğünüz gibi. Ve 4 saatlikteki hareketli ortalamalardan MA55 ve MA50 arkadaşlar. Şu iki seviye çok önemli. En son yükselişte de o noktalardan geri çekildik. Şimdi bir daha deniyoruz. Önemli bir dirençtir arkadaşlar. Peki yükseliş devam ederse ne olur? Oraya gelelim. Hala biz kanalın altındayız. Yani günlükteki kanal 17.500'den itibaren oluşan kanalın altındayız. Ne diyorduk? Tehlike geçti dememiz için şu hareketi göreceğiz. Kanalın içine kapatıp yükselen tepe yapacağız günlük grafikte. O zaman tehlike geçer. Şu an kanal nerede? Diyelim 20.800 bölgesi kırıldı. O zaman arkadaşlar kanalımız 21.300 veya 400 zamana bağlı. Bu bölgelerde de kanalın alt çizgisi var. Yani biz 21.700 üstünde günlük kapanış yapacağız ki kanalın içine iyice girelim ve günlükte yükselen tepe yapalım. Ama diyelim 20.800 bölgesini aştı. Şu hareketi göreceğiz. Retest yapıp düşecek misal. O zaman arkadaşlar 21.300-400 o bölgelerde yükselen trend çizgimiz, bilginiz olsun. Yani kanalın alt çizgisi. Diğer taraftan da ana kanalımız var. 10 yıllık kanal, biliyorsunuz bunu da kırdık arkadaşlar. Şu an nerede mesela kanalımız? 21.500 seviyesinde. Yani kabaca az önce bahsettiğim kanalın içine girersek, yükselen tepe yaparsak o zaman tekrardan bu kanalın içine girebiliriz. İşte o zaman tuzaktan bahsedilir arkadaşlar. Ama bu olmadıkça da neticede bir kırılım geldi. Haftalık bazda da bir kırılım geldi. Günlük bazda da kırılım geldi ve hala formasyonların hedefine ulaşılmadı. Yani şu an düşüşün tepkisini alıyor gibi duruyor. Ne zaman düşüş başlar peki? Şöyle yapabiliriz. Bollinger bandını açayım 4 saatlikte. Şu an mesela 4 saatlik Bollinger üst bandına gelmişiz. Bir direnç bölgesindeyiz. Niye? Daha önce de oralar dirençti gördüğünüz gibi. Yani düşüşten önce biliyorsunuz 3-4 gün yatay bantta gitmiştik. Ve bu yatay bantta Bollinger üst bandından satış yayıp durdu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an bir daha üst banda geldik. Ne zaman düşüşteydi edilmiş bir bakalım. Mesela atıyorum bir çöküş gelmiş, yataya bağlamış. En son dip kırılmış. Değil mi? Şurası kırılmış. Ondan sonra yeni bir düşüş dalgasına girmiş. Bizim son dibimiz nerede? 19.550 seviyesinde. Yani oranın altında bir 4 saat kapanış düşüşü iyice teyit eder diye düşünüyorum. Şimdilik Bollinger alt bandımız destek 19.600 seviyeleri. Tutulamazsa ve 19.550'yi de kırar 4 saat kapatırsa bilin ki yeni bir düşüş dalgası geliyor arkadaşlar. Yani şu an durumlar bu. Uzatmaya gerek yok. Hani önemli olan noktalara değindiğimi düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.